Çok büyük bir coğrafyayı etkileyen çok büyük bir yıkım yaşadığımız. Bir taraftan Hatay'dayız, bir taraftan Kahramanmaraş'tayız. Peki acaba Adıyaman'da neler oluyor? Gülçin Hacı Evliyagil, Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk Adıyaman'da. Yanlarında da günlerdir konuşulan bir isim var. Azerbaycan'da topladığı yorganları eski bir otomobilin tavanına yükleyip taşıyan Azerbaycanlı Server Beşirli. Gülçin'e bırakalım ve Server Bey'e tüm sevgilerimizi, saygılarımızı iletsin bizden de. Ve onların sohbetine hep birlikte tanıklık edelim. Gülçin, söz sende. Kardeş ülkeye Azerbaycan kenetlenmişti bizim için ve Server Beşirli de yorganları toplamış ve aracının üstüne yüklemişti ki Türkiye'ye o yardım elini uzatabilmek için ve Türkiye o fotoğrafı konuşmuştu. Aracıyla birlikte Server Beşirli yola düşmek istemişti. Yanımızda Adıyaman'da şu an itibariyle de an be an o yardımların koordinasyonunda çalışıyor, görev alıyor, elini uzatıyor. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Server Bey, bugüne kadar o fotoğrafı konuştuk. Aracı yüklediniz, yorganı yüklediniz. İlk depremi nasıl haber aldınız? O kararı nasıl verdiniz? Nasıl o konuşulmaya başladı fotoğraf ve yardımlarınız? Ben sosyal şebekelerde gördüm bu kardeş ölkənin başına gelen bu felaketi. 92. ilde bizde mecburi köçkün olmuşuq. Bizde evsizlik, soyuqda paltarsız kalmışıq. Bilirik bu çetin vəziyyəti biz keçmişik, yaşamışıq. O yüzden kardeş ölkənin yanında olmak istedim. Elimden gelen desteği vermek için. Bakıda idman, Heydər Əliyev adına idman salonlarında toplantı olan merkezlere götürdüm ben o isteyeceğimleri, yatacakları. Orada söyledim, ben Türkiye'de de, burada kardeş ölkede yardım etmek istedim. Hüseyin Bey Böyük Fırat'a müraciət elədim, sağ olsun məni gətdi. Burada da əlimdən gələn yardımı eləyim. Araba ne oldu? O araba çok konuşuldu çünkü eski bir araba. O eski olmasına rağmen yardımı nasıl götüreceğiniz önemli değil. Bir şekilde ulaştırmak önemli ki çıkmışsınız yola. Evet, eski araba. Yani kardeş ölkənin bu durumunda fark etmez eski oldu, ne oldu. Yanında olmak istedim. Biz iki dövlət, bir milletiz. Ne diyelim, başımız sağ olsun. Yani. Evet. Peki sonrasında nasıl geldiniz buraya? O yardımlara nasıl katkıda bulunuyorsunuz? O yardımlara ben Bakı'da söyledim de. Bakı'da söyledim. Hüseyin Bey Büyük Fırat'a müraciət ettim. O beni götürdü buraya. Burada da elimden gelen yardımı, desteği. Kardeş ölçüye eliyorum yanında. İş insanı yardım etti size değil mi? Bir de araç mı hediye etti? Araç hediye etmişler ama görmemişim, babama teslim etmişler. Ama sağ olsun. Araç yani sizin yardımınızın, gönlünüzün en güzel simgelerinden biri oldu. Değil mi? Evet. Var mı Azerbaycan'dan da konuştuklarınız, onların da yapmak istedikleri, size ilettikleri mesajlar? Azerbaycan'da da bu destek var, kardeş ölkənin yanında, Azerbaycan'da da bütün spor salonlarında yardımlar toplanır, kardeş ölkəyə yollanır. Biz de burada lazımı yerlere paylayırıq, çadırlar qururuq. Kardeş ölkənin yanında. Peki, neler gördünüz, nelere tanık oldunuz, en çok kimin ihtiyacı var, onu nerede hissettiniz? Ben burada deprem bölgesinde oldum. Orada sağlam bir bina da görmedim. Çok üzücü bir şeydi. Başımız sağ olsun. Ne istiyorlar sizden daha çok? Ne bekliyorlar buradakiler? Ne anlatıyorlar? Onu söylemek mümkün değil. Evleri yok, yiyecek yok, yatacak yok. Hissetmeleri odur ki yanlarındayız. Biz de buradayız, yardım edirik. Evet, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun, siz de sağ olun. Server Beşirli anlattı, gözleri de doldu.
Çünkü enkaz başında olanlarla, yardım bekleyenlerle birebir temas sağlıyor. O yüzden de bunu anlatmak da çok zor burada yaşayanlar için. Ama hiç beklemeden eski arabasının üstüne koydu. Zaten eski olması da önemli değildi. Bir şekilde buraya, Türkiye'nin yanına, kardeş devletin bulunması çok önemliydi onun için. Ve 33 yaşındaki Server Beşirli bayrağını aracın üzerine koydu. Bulduğu yorganları yükledi ve sonrasında iş insanlarının desteğiyle buraya geldi ve var gücüyle de elinden geleni Adıyaman'da yapmaya devam ediyor diyelim. Oylum Tolu, tekrar sözü buradan size bırakalım. Gülçin, çok teşekkür ediyoruz. Hem bizi Server Beşirli ile tanıştırdığın için hem de bu